Tacettin Bey e, siz ne görüyorsunuz? Meral Akşener'in stratejisinde ne görüyorsunuz? Biraz önce başbakan olacağım açıklamasını değerlendirdik ama bir dönem İmamoğlu'nu desteklediği yorumları da vardı biliyorsunuz. Son olarak Mansur Yavaş'ın ziyareti oldu e, Akşener'e. E, bu manada o cepheden baktığımızda neler söyleyebiliriz? Birincisi ben aralarının pek iyi olmamasının rağmına sevgili Hakan Bayrakçı'nın son derece dinlendiğini düşünüyorum. Bir Hakan Bayrakçı formülü var. Bir senedir söylüyorsun. Hayır. Birden fazla aday yani çıkacak çok ki gidelim. olsun diyorsun değil mi? Birincisi Hı. vazgeçtin mi o tezinde? Hayır. Vazgeçmedin. Birincisi ben bunu her zaman bir şey olarak görüyorum alternatif. Fakat ikinci bir husus var bu da şudur. Sayın Akşener'in Sayın Bahçeli'ye karşı çıkıp bayrak açtığı, sancak açtığı günü hatırlarsınız neydi bu? Biz niye çıkmıyoruz diyor. Niye kendimiz çıkmıyoruz diyor. Yani bu halde Sayın Bahçeli'yi eleştirdiği şey neden bizim adayımız sen aday olmuyorsun? Bu partinin genel başkanı aday olsun. çık ben olayım dedi. Ve beş, beş parti gezmiş bir insan olarak kudretten ülkücü Devlet Bahçeli'nin karşısına genel başkan adayı çıktı. Yani Sayın Akşener'in girmediği bir CHP kaldı. Ona da girse tam seriyi tamamlayacaktı. Buna rağmen çıktı MHP'de genel başkan adayı oldu. Şimdi hal böyle olunca ama büyük bir siyasal başarı kurduğu partiyle ilk girdi seçimde %10. on. Onu açtı hocam bu büyük büyük hareket ama bir sosyolojik zemini buldu bir taban buldu hitap etti oraya orayı yakaladı. Bunda ne olduğunu daha evvel konuştuk şimdi tekrar etmeyin. Burada Sayın Akşener'in her şeyden evvel adayı ya aday olacak ya adayı aday yapacak. Yani gel bakayım Kemal Bey diyecek. Yapmıştı ya Kemal Bey, gel bakayım muayene. Ya bunu yapacak. O Zeva zevahir başka türlü kurtulmaz. Çünkü temel iddiasından vurulur. Sayın Akşener. Ya, Sayın Akşener ne işiniz var orada denir. Birincisi böyle bir sıkıntı varsa hiç bunu izah edemezsiniz. İki ben de İyi Parti'nin son derece dinamik olduğunu düşünüyorum ama bu bir agresifliği de beraberinde getiriyor. Çok hırçın ve agresif bir parti şu anda. Çok hırçın ve agresif bir parti. Zaman zaman bunun komplikasyonlarını görüyoruz. Ama Türkiye siyasetinde bu kaybettirmekten ziyade kazandırıyor da zaman zaman. Bunu kazandırdığını da görüyoruz. Ben Sayın Akşener'in şu girilen süreçte her şeyden evvel kendim için istiyorsam namerdim siyasetini Önceleyeceğini düşünüyorum. Bu Türkiye siyasetin temel kodlarından bir. Nefsi için istemesi Rahmetli için. Rahmetli Demirel'in lafı mıydı? Tabii o? tabii. tabii. Rahmetli Demirel'in. Ki o da onun varisi sayılır. Parti şey olarak siyasal çizgi itibariyle. Ve e, ben Sayın Akşener'in şu an itibariyle gelinen nokta itibariyle ya bizzat aday olacağını yahut aday olmasa bile gösterilecek adayı aday yapan kimse olacağını düşünüyorum. Altın Masa'nın dediğini... patronu mu diyorsunuz yani Meral Akşener için? Yani şöyle düşünelim sadece. altı patronu Altı buçuk yani daha doğrusu yedili masa diyelim ona. HDP demiyorum. Yarım HDP yarım Zafer Partisi diyorum. Çünkü bizzat oturmadıkları için ama aşağıda bir ayak olarak. Yani, ha, zafer zafer Partisi'nde ne işi var diyorsan Mansur Bey'i aday olarak öneriyor adam ya. Hmm. Oranın bir siyaset yapıcısı. Hı. Düşünsene bundan iki ay evvel Türkiye'nin birinci siyaset yapıcısı muhalefette Ümit Özdağ'da. Yok anketlerde çıkmıyordu bir buçuk iki çıkmaya başladı. E çıkar tabii yani gelecek partisini falan geçer. Öyle gözüküyor. Ee, şimdi böyle bir masaya dönüp baktığında sağ bir masa ama masaya riyaset eden bir Sosyal Demokrat Parti. Dolayısıyla siz sol denilen bir şey demin de söylediğim gibi. Burada sağ tarafa riyaset eden en azından oy potansiyeli itibariyle merkez sağ görünümlü bir parti. Ben bunun orayı domine etme hakkını doğal olarak kendisinde gördüğünü düşünüyorum. Yani bu altılı masa bir CHP masası olmaktan çıkacak önümüzdeki bir senede. Başka bir alternatif yok bunun. Buradaki sıkıntı şu. Böyle bir sağ masaya dönüşen bu masaya HDP'nin neresi oy verecek? HDP bir Kürt partisi olmaktan başka bir şeye dönüşeli çok oldu. HDP marjinal solun çemsiye partisine dönüştü uzun süredir Türkiye'deki. Ve doğal bir sosyolojik zemin ile de doğudan rey alıyor. Şimdi buradaki e, çekincenin ben bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada %10'luk bir HDP oyu var. Bunu kaçırmak gibi bir lüksü yok Ahmet Davutoğlu'nun hatırına. Kaçırmaz onu. Kaçıramaz yani. Ali Babacan'ın hatırına. Ama e, şu olacak, benim gördüğüm, en azından benim gördüğüm hadise budur. E, i̇ki saha arasındaki bu seçimde en azından birinci turda e, karizmatik ve tanınan bir sol adayın da çıkması zaruri. Ki bunu ikinci tura taşıyabilsin. İşte ben Kılıçdaroğlu'nun bu olduğunu düşünüyorum. Ama Kılıçdaroğlu ki yani Haşa efendi, Torun Torba sahibi, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanı. Yani onurlu, izzetli, şerefli bir beyefendidir. Hiçbirimizin şüphesi olamaz, ne mümkün. kendisine önerilen bu formülü de reddedeceğini düşünüyorum. Yani Tavşan adaylık, bir CHP şey. genel başkanına efendim reddeder mi diyorsun? Hayır, en azından Tavşan kendi... adaylık derken? Yani sen de orada yarış ama ikinci turda bu sağdan gelen adayımız Sıyırısın. Çoklu aday diyorsun. Hmm. Çoklu aday da, çoklu aday da sen de koşturan ol. Amin. Oradan gelenleri topla. Haşa hakaret için söylemiyorum. Öyle deniyor değil mi? Yan yanlış bir tabir olduysa düzeltelim ama. Estağfurullah, hayır. Öyle, öyle deniyor değil mi abi? Estağfurullah. Tavşan aday deniyor mu? Hakan Bey ki öyle bir aday yani, kavramı var mı? Yani tabir oldu, mecazi anlamda. Ama, ama deniyor, evet, evet. Altılı evet, masa ikinci yani. aday çıkarmaz. Nasıl? O zaman bu kadar süre beraber bir araya gelmiş olmaların bir anlamı kalmaz. Hayır bir senaryo yazıyor. yani. Ben bir senaryo ama yazıyorum. Aday Hocam yani. diyorum ki, çok sevgili Sayın bakın ben bu. diyorum ki... Mümkün mertebe bu eleğin üzerinde taş bırakmayıp ek serisini aşağıya dökeceksiniz. Ne kadar alırsanız kar ya. Solun en marjinal taraflarından da sağın en mutasip taraflarından evet. da re alabilmeyi evet. becermeniz lazım Erdoğan'a karşı muvaffak olmanız için. O kadar sağ bir görüntüye soldan alamazsınız. Bu kadar sol bir görüntüye de sağın o taraflarından re almanız çok mümkün değil. Aslında bir olmazlar evet, ittifakının evet. köprüyü aşması. Aslında, artık, benim söylediğimin e, öğretmen gibi detayını açıyor. Sol, sol ve sağ yaklaşımından çok siyasal örgütlenme önemli. Ya Ben kabaca tarif ediyorum. Tabii televizyonda yani istedim ya. Sol ve sağ çok kabaca bir tarif oldu. İlleti işte Tayyip Bey'in lehine olmak üzere herkes, Hı bir sağ tandanslı adaya alıştırmak istiyor altılı masayı. Sağ tandanslı bir aday olduğu zaman Recep Bey'in Sayın Cumhurbaşkanı seçimi kazanması bankodur. Nedir? Banko. Banko, Banko seçimi kazanır. Yani hakim yani Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanır. Kendi içinden, kendisi yani kendi çizgisinden ona karşı çıkmış olan bir aday kazanamaz. Akşener'de yani sosyolojik olsun. olarak bu böyledir kendi işinde benzeri benzer yani. Şimdi Peki, şu anda Kemal Kılıçdaroğlu kazanabilir mi Sayın Bakan? Kemal Kılıçdaroğlu aday olmaz. Ben onun için hiç o konuda düşünmüyorum. Ben bunu söylüyorum baştan beri. Siz bambaşka sürpriz bir isim Tabii. Yani bir sürpriz değil. Kendileri karar verecekler. Bakın bu sürpriz değil. Bizim için sürpriz. Aday olmaz dediğiniz yani Kılıçdaroğlu Ekmelet'in İhsanoğlu bir yıllık projedir. Gündeme geldiği zaman imza atanlardan bir kişiyim ama bizim önümüze Seçim sürecinde getirildi. Bu bir yıllık projedir. Yani kimli, ilişkilere kimse bakmıyor. Şu anda e, Kim getirilecek? E, tabii, efendim? Kim getirdi sizin önünüze? Başak Hanım Ekrem sorunuzu olmalı. duymadım. E işte şey liderler sormasın. getiriyor. Şimdi şu anda altılı tamam. masa. O zaman altılı siz masa olmadan son bir ay içinde oluşturulmaya çalışıldı. Kılıçdaroğlu toplantı. yani çıkıp adaylığını açıklamayacak. Açıklamaz. Ama bu demek değil Açıklamaz. ki ortak aday olmayacak. Açıklamak istediği anda zaten kazanacağını bildiği anda açıklar. Uzlaşma yani olduğu açıklar. o gün önüne gelen ee, veriler evet. kazanacağını gösterirse o günün verileri. Veriler dediğiniz anketler mi? Türkiye'nin durumu, Türkiye'de seçimin nasıl gideceği yani, yani önümüzdeki bu anket süreçte olup anketler ha bir anlamda. Anketler parlam, anketler şu anda hiçbirisi sağlıklı değil. Tamam da, birisi birisi yorumrak, bir birisi vaklırak. Avrupa'da bir, ve Amerika'da Siyasetçiler 5 günde bir anket yaptırır. Ama nasıl, Ama oradaki anketin özelliği nedir? Hocam, Objective Hocamın yatarlar. alanıdır. Ben de diyorum ki... Oradaki seç, hayır, seç, e, şeyler, denekler değişmiyor. Ben de diyorum değişmiyor. ki beğenmiyorsa mesela bir siyasetçi şunu taraf buluyor, bunu bu taraf buluyor. 20 tane araştırma şirketi var. Sonuçlarına baksa yeter. Fakat Hakan abi özür dilerim. Şöyle bir handikap var. Bir... Yani bunu daha evvelden de söyledim. Başka kanallarda dinleyen olduysa et tekrarı ahsen ve levkani 180 kusuruma bakmasınlar. Bir tekrar olacak ama biz Atina okulunun talebeleriyle muhatap değiliz. Soyutlama kabiliyeti çok yüksek insanlarla muhatap değiliz. Yahu karşımızda bir muhatap yok. Yani şu anda altılı masa yahut Millet İttifakı ne derseniz bu taraftan mücessem olarak çıkmış umut olabilecek bir kimse yok. Biz soyutlama üzerinden Onu karar veren söylüyoruz. insanlar... Efendim? Bakın biz söylüyoruz. Hayır şundan bahsediyorum sayın biz, bakın. Biz ya Bir aday yok diyorsunuz değil mi? Hayır, hayır. Sayın Bakan, bahsediyorum. Yok. Şu aday anda yok. insanlar, bizim insanlarımız parlamenter sistemi güçlendireceğiz, oraya çelik konstrüksiyon, şunu şeffaflaştıracağız, bunu sembolikleştireceğiz hadisesi üzerinden kanaatlerini temerküz etmez. Adam şuna bakıyor diyor ki ya bu benim yamalacak, biraz daha delindi, her geçen gün hafifliyor. Akçeler düşüyor herhalde. Bunu kim yamayacak? Buna bakıyor. İşte, İki alternatif. Altılı bir, masanın Erdoğan da... elinde iğne iplik duruyor kenarda. Diyor ki ya tamam delindi görüyorum. Koştum ben de yamayacağım. Ama diğer taraftan deniyor ki efendim yamama ile ilgili şey var. Bir idealler ortaya konuyor. Ama altılı, ma altılı masaya... Ki nerede bu terzi? Vatandaş A buna bakar. Altılı masada... Bir terzi kim? Altılı kim, kim? masada Terzi yok. Altılı masanın Hı. şu anda en önemli hatası... Hı. Tayyip Erdoğan karşıtlığı mekanizma üzerinde inşa etmektir. Yani Şimdi. kamuoyuna yansıyan. Bir kişi karşıtlığıyla seçim kazanılmaz. <laughs> o kişi son anda doğru. öyle bir şey yapar ki doğru, doğru, tersine çok doğru. çevirir. Nitekim Aslında bu e, çok Gürbüz Evren'in yaklaşık. yazısında da o ifadeler geçmiş. Hatta Gürbüz diyor ki bu lafı söyleyeni ertesi gün görüştüm Sadece diyor öyle, İskandinav şey İskandinav'la görüştüm diyor. Ne demek istiyorsun şeklinde. Çünkü bakın burada bizim e, bakışımız aday kim adayları yarıştıralım ama Türkiye öyle değil. Şu anda en çok delik deşik edilen adam kim? Erdoğan. Hayır. Kim? İmamoğlu. Niye? Biraz aday geşatı tabii dün bile yaşadık. Yani İmamoğlu lehine bir laf söyleyecek oldu Hakan Bey. Herkes ona saldırdı şimdi bana yapıldığı gibi. Neden? Saldıran mı? Hayır ya öyle değil. yani neyine de değil. Diyeyim. Objektif bir laf söyledim. Ona bile tahammül e e işte, edilemedim. onu söylüyorum. E neden? Bilmiyorum. Çünkü İmamoğlu, İmamoğlu öne çıktı. Şu anda herkes İmamoğlu Sel'de ne yaptı, Büyükelçilerle görüştü bilmem neyi. Herkes bunu konuşuyor. Birazdan konuşacağız ki, onu. Cumhur İttifakı tarafındaki yorumcular tarafından. Karşı taraftaki hiç böyle bir şey olmuyor. Ha Nasıl Karşı var? taraftakiler ne zaman kızıyor? Kendileri <laughs> hani davet edilmediği <laughs> zaman. Muhayif olarak e, tanımlanan ya da bilinen i̇şte, kanallar. İşte ama da söylüyorum ne zaman olduklarını vardı. da. Söylüyorum yani evet. bakın ben de görüyorum. Burada bir iş var galiba diyorum. bir Çarptıkları zaman artık bu işi az buçuk biliyoruz siyasetten. Kim ne tamam. zaman senin yandaşınken aniden sana karşı oluyor öyle değil mi? Hakan'cığım durduk yerde birden birdenbire yağmur yağmıyor. Yağmur birileri yağdırıyor orada. Burada onun için şu anda <laughs> Allah ya. <laughs> Son yağmurlardan hayır, bu, bu, o bahsediyor. O, gibi doğal şey, yağmurlardan mecazi Mecazi söylüyor. <O> yağmurlardan <laughs> bahsetmiyorum. Yani böyle sağanak gibi saldırılar. Böyle durduk yerde olmuyor. Yani bu işi biliyoruz. Hepimiz e, bir editör, ya, mas editör masasında otururken. Ya? Tabii, tabii. Yani, yani hayır, bir... hayır AK Parti eleştirir diyor. Ama diyor kendi yönetimi de, de diyor. Eleştiriyorsa Orada o editör masasında oturanların aldıkları kendi yakınındaki istihbarata göre bunu ya söyleyelim diyor. Yani Sayın böyle bakarım. bir editör masası oturanlar o masa etrafında, müsaade edin de oradan da geçtim ben. Sayın yani otururken kendi kendine çıkartmıyorlar. Aldıkları istihbarat, konuştukları kişiler. Evet. Hayır, muhalif kanallar pek, için. Ben, ben muhterem yani, bakarım. Muhalefeti için söylüyorum. Zaten haliniz aramızdaki en tecrübeli siyasetçisiniz diyeceğim. Aramızdaki tek siyasetçisiniz. <laughs> daha iyi bilirsiniz ki şu an Cumhur İttifakı, ya, kend, kend, Erdoğan... Kendinizi tanıtmıyoruz. Siz de siyasal... Ben siyaset bilimciyim efendim. Siyaset bilimcisiniz. Evet efendim. Yani siz de bunun bilimini yapıyorsunuz evet. yani. Erdoğan, Cumhur İttifakı, Yeni Şafak, Akşam 24 her neyse kime vurursa bu tarafın de daha fazla parlıyor. İşine yok. geliyor zaten. Öyle, öyle de. Zaten İmamoğlu vurdurmak için yapmadı Değil. kalmadı ki. Vurun Değil, bana, de. vurun bana Bakın, alıyor, bakın. Alıyor, alıyor. ben, ben size şöyle söyleyeyim. Tarafın, bindirilmiş kıtalar var. Ben şimdi diyorum Büyük ki, Kılıçdaroğlu'na saldırmayın. O, o Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu bir, aday olmaz mi? diyorum. İmamoğlu yani Hemen, hemen CNN'e bile mektup yazıyorlar. Bu adamı çıkartmayın ya diyorlar. Niye? Arkadan da bu programlara katılanlar da beğeni koyuyor. Bakın şimdi o cesareti veriyor. Neden? Çünkü insanlar şu anda gerçekleri görmek istemiyor. Bir laf var, çok önemli bir laftır bu. Algı gerçeğin önüne geçiriliyor. Tabii. Algı. Bu algıyı gerçeğin önüne geçirirken birisi kulis verir, birisi bir şey söyler. Şimdi e, bahsedilen kulis verenlerden bir iki tanesiyle ben başka programlarda, başka televizyonlarda çıktım. Onların söylediğinin tersi bir şey söyleyince inanılmaz kıyamet kopuyor. Kendi ya senin söylediğin siyasetin kuralına aykırı. Evet. Meral Akşener aday olmaz. Kılıçdaroğlu aday olmaz. O altılı masadan aday çıkmaz. Ama bu aday çıkmaması birbirlerini beğenmedikleri için değil. Bir kere o masanın dağılmadan bu bahsettiğim hiç konuşulmasını istenmeyen seçim kanunu için tutabilmek çok önemli bir maharet isteyecek. E, aday nasıl olacak? Adayı belirleyecekler. Bakın aday ama öyle. Ama çıkmaz alt, diyorsunuz ben bakın, anlayamıyorum. altılı masada. Valla Ekmelettin altılı masada, çok yaşlanmadı yani. Bakın bakın yine. altılı <laughs> masada, altılı <laughs> Yok, altılı masada <laughs> aday budur diye birisi atıp ya, da yok, konuşalım be, demezler. Masadan isim çıkabilir. Bunun ya. ben, ama. o zaman ne, olacak yani? Şu olacak. Hepsi kendi kendine ikili ya, ya, görüşerek bir ismi empoze edecekler birbirlerine. Birbirlerine isim empoze. Kemal oğlum hani daha bir şey isimler var orada. Bir dakika. Efendim, genel başkanlar efendim, aday, aday olabilecek mi? Aday, aday olmazlar şu anda. hiçbir Şu anda demiyorum. Şu anda ona. o gün geldiği zaman ortaya çıkar. Şu saate o adayın belirlenme saatine kadar birisi ben adayımı hissettirse Kılıçdaroğlu dahil o masa dağılır. Ama Çünkü o masada, ama bir şeyi yani? unutuyorsunuz. O masadan kalkan liderler gidip kendi partilerindeki hem onları savunan hem de onlara muhabbet, mu, muhalefet eden yani bazen beğenmeyen kadrolarıyla da toplantı yapıyorlar. Yani oraya gelen Ama Masum o, Bey şimdi Kılıçdaroğlu aday olma isteğini yeterince hissettirdi. Söylemedi ki. Hiç, hiç söylemedi. Allah Allah. Benim anlamadığım Bak, bir bana şey Bana bir tane bir mi? tane şu anda söylüyorum. Bir tane Kılıçdaroğlu'nun ben adayım diye açıklama yaptığını diye neden yapma? Ya Adnan, <laughs> <Bakın, gülüyor> yani. Ad ya Adnan Oktar da ben mehtiyim demiyor etraf Ama öyle değil bakın bakın. Karıştırılıyor Adnan Oktarı karıştırıyor. Şöyle. Hayır doğru değil doğru değil. Masum değil Neden yani. demez ama bakın neden demez neden demez hem altılı masa konsensus uzlaşma masasıdır denecek. <laughs> hem de birisi çıkıp ben adayım diyecek olmaz yani o zaman biz. <laughs> bu yaptığımız konuşmalarla tenakuza düşüyoruz. Aday olma şeyi diğer beş lider kendi aralarında bilmiyorum Hakan sen mi söyledin ya da siz bir mi şey, söylediniz? Meral bir şey Akşener miyim? bu işin patronu olacak lafını. Meral Akşener Patron. belki, e, tarzı tarzı mi Meral Akşener mesela Hacerettin siyasi yani. görüşüne rağmen çok objektif analiz Ama, ama bakın tamam da bakın benim ben şey geç. söylüyorum. Ama benim de yaptığım <laughs> objektif. Ben Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı partide değilim. Bakın. Bakın bakın. Benim gördüğüm, benim siyaset yapmış bir kişi olarak ve şu anda da bu işi bilen bir kişi olarak oturup Kılıçdaroğlu'nun adayım demediği sürece adaydır dersem Bilin ki ben bu işi bilmiyorum. Sayın Bakanım. Adaydır demiyorsunuz Sayın Bakanım, buyurun, bir bir, var. Bir alalım sualim alalım. var. Tabii. Bu ne menem bir masa ki? CHP'nin İstanbul İl Başkanı Sivas katili diyor Temel Bey'e. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çapsız dışişleri bakanı denmiş Davutoğlu'na. Türk ekonomisinin çanını ot tıkayan adam dendi Ali Babacan'a. Ee, Gültekin Bey'in zaten siz, İrap'ta pek mali... Diyor, yok, Hayır, hayır, bir şey arz edeyim. Bize bu ne? Bu şeylerden sonra bu masa yıkılmıyor. Sayın Kılıçdaroğlu koskoca Türkiye'nin <laughs> ana muhalefet partisi genel başkan olarak çıkıyor ve diyor ki ben tabii ki adayım ve bu masa yıkılmıyor. Demez, bir bir demez. demez. Bakın. Ben e, ama siz mi? siyaset bilimcisiniz hocam. İşte tam siyaset biliminde emredin. uzlaşmadan biri dediği zaman dayatıyor. O zaman zaten dayatma gücü varsa birisinin o zaman niye ayrı partiler kurmuşlar peki, aynı partide otursunlar? Peki şunu yani bir kere mi? mantık var. bakın. Masum bu tabi insanın tabiatına aykırıdır efendim. E, CHP'deki önemli isimlerin bunu söylüyor olması bir dayatma değil, değil mi? Değil efendim. Nasıl? O önemli isimler niye söylüyor? Bakın ben yaşadım. CHP yaşadı. Ben şimdi CHP'nin yaşadığı olayı anlatmak istemiyorum. Şimdi yine tarih anlatın diyecek kimse <laughs> bakmıyor. CHP yaşadı. İkinci bir aday görüntüsü olsa... CHP'nin genel merkezin ibresi değişir. Siyaset yapan insanlar birbirlerine katıksız biat eden sadakat içinde özellikle CHP'de değiller. Değildir. Sadakat yok orada. Orada siyasi birliktelik var. Birlik oluşturmak var. Siyasetin temel özü bu. Şimdi deseler ki bir örneğin Hakan Bayrakçı CHP aday göstermeyi düşünüyor. Hakan Bayrakçı'nın telefonu bitmez. Hem de arayan CHP'liler. Bir şey düşer mi diye bana. Şu anda yaptığı şey tecrübeli bir politikacı olarak. İşte böyle 10 yıl falan diyorsunuz. Hayır. Kılı, Kemal Kılıçdaroğlu 20 yıldır C AK Parti'nin iktidarıyla birlikte politikacıdır. Bir parlamentoda. Yani yalnız parlamento Doğru hayatını Doğru, yaşarsa. 20 yıldır. Daha evvelde de bir yıl kadar parti meclis üyesi var. Eklerseniz. Dolayısıyla burada Kılıçdaroğlu geçmişteki o hatayı yapmıyor. Yani farklı adres göstermiyor. Farklı adres göstermenin faydasını nerede gördü? Son dakikaya kadar Muharrem Bey aday göstermedi. Son dakikaya kadar. Ne niye göstermedi? Son dakikada gösterince milletvekili adaylarını istediği gibi şekillendirdi. Ama Muharrem Bey'e yakın bakarım, olan... Hiçbir... başkaları için de uğraştı oh. ya. Abdullah, efendim, efendim, için Abdullah Gül için bakın. Yine söylüyorum. Bu bizlerin Evet. başkalarının Türkiye'yi AK Parti'den yetişmiş sağdaki adaylara oy verme alıştırmaktır ve bu oy alıştırma anlayışı aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın yani Cumhurbaşkanı işine yarayan bir şeydir son dakikada ama işte, seçme. Ona, ona, uğraştı size, diyorum Kemal Bey çok bakın, istedi uğraşma. bir hafta uğraştı. bakın uğraşım ama, ama bakın. Bir Masum şey Bey'e göre hiçbir şey göründüğü gibi değil. Değil tabii. Değil. Masum Bey'e göre hiçbir şey ama, göründüğü, ama gibi öyledir, göründüğü gibi değil. öyle göründüğü gibi değil. öyle görünmüyor se, ki görünen yok. Görünen yok. Bana söyleyin bakayım hangi partinin işte burada not almışım ben ben de kendime iller burada her bir program bana da ders veriyor. Bana CHP'nin içinden bir yetkili çıkıp bizim adayımız filan çekişidir demez. Ya da Kılıçdaroğlu istemeyiz, değiştirmeyiz demez. Şu andaki milletvekilleri... Nasıl anlamadım. Yani şu anda CHP'nin kadrosu, fiili kadrosu, yönetenler, hani içinde genel başkanımız var da milletvekili değil de milletvekilleridir. Siyasetin özü odur. Peki. Bunların içinden çıkıp başka bir kişi aday demiyor. Ama başka bir kişi etrafında kişi aday demiyor mu? Demiyor. Birkaç da genel başkan yardımcısı adayımız Kılıçdaroğlu diyor. Hatta ben kendi e kuluklarımla yani? bir. Sorun İlk olmaz defa mı başkası? Bülent Kerimoğlu'ndan, Bakırköy Belediye Başkanı'ndan duydum. Adayımız Kılıçdaroğlu Hem de bir konuşmada ta tanımını yaptı. Başka bir dakika. Arkadan Efendim. Muammer Keskin'den duydum. Şişli Belediye Başkanı. Arkadan kimden duydum? Kimden? İmamoğlu'ndan. Neyi duydun? Adayımız Kılıçdaroğlu'dur. Ama bana adaylık deniyorsun. Ben topu taca atmam işin içindeyim. Yani, yani doğal ederim. olarak yani doğal sonuç olarak yani CHP lideridir dedi. Yani. Uçsuyla söylüyorlar. Söylerler. 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 Çünkü Laf olsun diye söylüyorlar. Yani ya şöyle söyl aslında öyle bir haklı tarafı var. Söylemezler. Ama Sayın Bakanımız şöyle haklı Bakın. bir tarafı var. Biz zorluyoruz. Acaba Şimdi... söyletebilir miyiz? Ve bu Muhte zorlamaların amacı şu. E o zaman Biraz evvel belirttiğim desin. <laughs> Aslında çok güzel özetledi bu e Hani Hayır hayır şöyle özetlediniz <laughs> Bakın bu altılı masa Sivas katili Ekonomiyi batıran Suriye'yi bilmem ne yapan bir araya getirdiniz Şimdi bunu da Kendi işlerinde tartışılır hale getirmek için Birileri Bir şey yapıyor ama bu konuda Burada yapılmak istenenin ötesinde Bu altılı masa Adayı konusunda Son anda birbirlerine söyleyecekler ve o da o gün mutabak olacaklar, oturacaklar masanın önünde. O adayımız budur diye imzayı im im atacaklar. Sayın Bakanım bir şey Buyurun. hatırlatmak isterim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu an itibariyle CHP Genel Başkanı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı adayı olmadan birkaç saat evvel vallahi bile aday olmayacağım diyordu. Ö, olmayacak. Bunu da hatırlatalım yani. Hayır, üç kere. Hani vaadinden ve Vaid'inden de çok çabuk tanınbilen evet, de. Üç kere Siyasi söyledi, evet, üç kere değil. söyledi. Bakın, Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını ilk kim söyledi biliyor musunuz? Siz Herkes söyledi, şey değil? Mustafa Özürek söyledi. Hem de ne zaman söyledi? Şu Çıktı ne? tabii Mustafa Özürek o zaman hmm. Genel Başkan yardımcısıydı. Hmm. Çıktı Baykal'ın evinden, Baykal'ın evinden çıkarken, evet, Sayın Baykal ayrılacak, yerine de büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu'nu seçeceğiz dedi. Hmm. CHP'de bir dalgalanma oldu. O gün gazeteleri... Bir yani yalnız bir şey bak. söyleyeyim mi? Evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nun elini kaldıran, onu genel başkan yapan bir numaralı kişi, yani 100 bin kişiye sorsanız olayı bilen, Sayın Önder Savdır. Bir oraya geliyor daha gelmiyor. Güzel de mi? Sayın e, Kılıçdaroğlu'nun da Abdülkadir 4 ay sonra ilk tasfiye ettiği kişi Genel Önder Savdır. Ama bakın ilk söylediği Saldır. kılı, söyler söylemez tasfiye Mustafa makinesi. Özgürek adını. Tasfiye makinesi. Partide dalgalanma oldu. Ve hemen geri çekildi, hayır dendi. Ne zaman bütün unsurlar bir ölçüde dengeler kuruldu, Sayın Önder Sav Genel Sekreter olarak adayımız. Evet. Yani o Sayın da, Bakanım burada tarihsel dengeler bu dengeler süreç o önemli. O olmazsa, Kemal Bey, genel ben. Ben. Siz evet ne demek göremez. istiyorsunuz? Sayın ya, Bakanım burada tarihsel süreç nasıl oldu çok önemli değil. Önemli olan burada vurgulamak istediğim şey şu: Sayın Kılıçdaroğlu'nun oluyorum yahut olmuyorum vaadinin. Çok da bağlayıcı bir tarafı yok. Yok. Öyle bir adeti yok yani. Olur son anda. Koşullar onun lehine oluşursa olmasına bir engel yok. Yani olmuyor. Çünkü onun olmuyoruz önünü, olmuyoruz. onun önünü de Cumhurbaşkanı açtı. Vaat değil Cumhurbaşkanı açtı. Önünü. Peki. Cumhurbaşkanı. Ya, Sayın açtı. Cumhurbaşkanı Kemal Bey ister. Çok Hayır, hayır önünü yani açtı. Nasıl açtı? Nasıl açtı? en büyük handikap milletin sağzından çıkartmadı. Ya işte Türkiye'de Alevi Sünni tartışması olur mu dendi. Estağfurullah. Meral ama, çıktı ama bakın da. Meral Akşener'in ekibinden Halil İbrahim Oral Bey söylediği çok ayıp edin. bir tartışma yaptı ve ilk Cumhurbaşkanı bakın çok güzel bir çıkış yaptı. Cumhurbaşkanı bu kimlik tartışmasını kimse açamaz. Evet. Açanın ağzını kapatırım diye şekli mahalde bir görüşmeler yaptı. yarın öbür gün Kılıçdaroğlu'na çıkarılacak engel Peki. de otomatikman altılı Bey masa içinde evet. ortadan kaldırıldı. Evet.